Buz devrinde kurulan bir şehir. Nan Madol. Buzullar erimeden önce yok olan bir medeniyetin buzul çağında bir şehir inşa etmesi olması mümkün mü? Yarı batık olan Nan Madol şehri Pasifik, Venedik kanıtlarının analiz edilmesiyle ulaşılan şaşırtıcı bir sonuç. Nan Madol, Venedik gibi 100 adacık üzerine inşa edilmiş, şehir Pasifik Okyanusu'nda Tembeyan Adası'na bağlı en yakın sahil şeridinden 1000 km'den fazla mesafede yer almaktadır. İlk araştırmalar, bu şehrin inşa edenlerin yaklaşık 800 yıl önce Sudeleus olduğunu gösteriyor. Ancak sonraki araştırmalar aksini ortaya çıkarmış. Zamanımızda şehir, deniz şehri neredeyse tamamen kapladığı için sudan sadece birkaç kalıntı çıkıyor. Nan Madol'un duvarları deniz seviyesinin altından yükselmeye başlıyor. Kullanılan bloklardan bazıları 40 tona kadar ağır. Denizin altında duvar örmek mümkün değil. Bu nedenle Nan Madol şehri inşa edildiğinde deniz seviyesinden daha yüksek bir konumda olmalıydı. Nasıl oluyor da deniz seviyesinin kısmen altında bulunuyor? Batmış olabilir mi? Hayır, hayır. Jeologlara göre Nan Madol'un bulunduğu adacıklar Bratiseism gibi jeolojik olaylar nedeniyle asla denizin altında batmamış. Şehrin bulunduğu adalar deniz seviyesinin altına batmadıysa seviyesini yükselten denizdir. Şehri sel basmıştır. Nan Madol dediğimiz gibi Pasifik Okyanusu'nun ortasında. Pasifik Okyanusu'nun en son ne zaman yükseldiği biliniyor mu? Pasifik Okyanusu en son 14 bin yıl önce Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'nın büyük kısmını kaplayan buzulların erimesinden sonra 100 metre yükselmiş. Kıtalar kadar büyük buzulların erimesi Pasifik Okyanusu'nda dahil olmak üzere okyanuslar su kütlesini arttırmıştır. Nan Madol antik kenti dünya üzerinde sırrı çözülemeyen olağanüstü kentlerden biri. Pompei adasının kıyısında bulunan kent Pasifik Okyanusu'nda bulunan en eski yapılardan biri. Pasifik Okyanusu Venedik olarak bilinmektedir. Bu Nan Madol